Merhabalar, 24 Nisan 2024. Güzel bir tarihmiş hocam. 24-24. Evet, tek düştü bu sefer. Aynen öyle. Tevatür'ün 3. bölümündeyiz. Ben Alper Ecevit ve Mustafa Aydın'la beraber yine üst üste gelen tatillerin ardından tekrar bir aradayız. En son seçim konuşmuştuk. Orada işler devam ediyor. Yeni belediyeler görevlerine başladılar. Mazbatalarını aldılar. Nasıl geçti hocam tatil? Bayram tatili, evet, ve yani 23 Nisan. Dün de doğru. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tekrar kutlayalım. Yani 23 Nisan'ı başlayayım. Orada evde geçti. Kutlamalarımızı evde yaptık. Tabii ben şeye giderek daha fazla Çocuk Bayramı tarafının öne çıkartılmış olması beni biraz rahatsız ediyor. Ben o yüzden dünkü mesajımda egemenliğimiz kutlu olsun diye mesaj atmıştım. Çünkü hani sonuçta bu çocuklara armağan edilen, ama yani çocukların geleceği taşıması için onlara armağan edilen, ama yani sonuçta egemenliğimizi kutladığımız gün onun biraz daha vurgulanması gerektiğini hissettim. Bayramda ben şeydeydim, yani İtalya'daydım. İtalya'nın güney tarafı, daha fakir tarafı biliyorsun. Enteresandı ama benim hani Türkiye ile ilgili gözlemim, yani sürekli bir gözlem halindeyiz hani Türkiye ile ilgili. Ve sosyal medyaya da bakınca döndüğümde vatandaşların büyük kısmının da benzer şeyleri gözlemlediğini gördüm. Bu benim çok yurt dışı seyahati yaptığım için çok daha önceden gördüğüm ve söylediğim bir şeydi. Türkiye dünyaya göre çok pahalı bir ülke. Dünyanın neresi olduğunun da gerçekten bir önemi yok. Yani yakın komşularımız da olabilir, Akdeniz çanağındaki ülkeler de olabilir, daha uzaktaki başka kıtalardaki ülkeler de olabilir. Türkiye çok pahalı. Bu enflasyon yüksek değil. Yani onun dışında bir şeyden bahsediyorum. Türkiye'de üretilen malları yurt dışında daha ucuza alabiliyorsunuz. Bundan bahsediyorum. Ya da ne bileyim hani yoğurt gibi, süt gibi, işte un ürünleri gibi, hani Türkiye'nin de üretiminde bulunduğu ya da zeytin gibi şeyleri başka ülkelerde ve bunların ürünlerini çok daha ucuza yiyebiliyorsunuz. Zaten herkes artık fark etmiş durumda. Bu Yunanistan'ın bir takım adalarına vizenin Türk vatandaşlarına kaldırılmasıyla belli bir süre için çok sayıda insan da Türkiye'den Yunan adalarına tatile gidince çok daha geniş bir kitle fark etmiş durumda ki yurt dışında daha kaliteli yiyorsunuz, daha çok yiyorsunuz, daha az para ödüyorsunuz. Bunun Türkiye'de çözülmesi gereken bir problem. Yani bu büyüyerek giden bir problem. Yani insanların yaşamını etkilemesi bir tarafa, bence bu sene mesela turizm sektörünü çok ciddi etkileyecek. Çünkü turizm sektörü de Türkiye'de giderek böyle hani eski becerikli, servisin iyi olduğu, yüksek olduğu halini de giderek kaybetmiş. Sanki bir kapkaç sektörüne dönüşmüş gibi. Türkiye'de nereye gitseniz tatil için mutlaka bir tartışma yaşanıyor, bir gerilim oluyor. Arabanızı park ettiğinizden gerilim başlıyor. İçeride garsonların tavırlarından devam ediyor, verdiğiniz fiyatlara kadar. Yani o kadar farklı ki Türkiye'de mesela 10 gün ya da 15 günlük tatil için bir otele vereceğiniz parayla İtalya'da, Yunanistan'da tatilin tümünü yapabiliyorsunuz. Yani bu çok garip bir durum ve bu rahatsız edici. Bayramdan hemen sonra ben geldim, durmadım. Gaziantep'e gittim bu sefer. Türk-Yunan Forumu diye bir şey var, oluşum var. Türkiye ile Yunanistan arasında işte, ama Antep'te buluşuyor. Yok, Antep'te ilk defa Antep'te buluştuk. Antep Belediye Başkanı Fatma Hanım, eski bakanımız Fatma Şahin bizi ağırladı. Bu sefer Antep, yani İstanbul dışında, Ankara dışında bir yerde buluşalım istedik. Yunanlı arkadaşlarımızla da gittik. Antep'in enteresan bir özelliği var. Bilmiyordum, öğrenmiş oldum. Antep biliyorsun Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusunun kayıtlı olduğu yer. Antep merkezde kayıtlı. Doğduğu şehirde Selanik olduğu için Antep'le Selanik arasında bir kardeş şehirler projesi var Antep Belediyesi'nin. Onlar da onu gündeme getirmek istemişlerdi. Fakat tabii başka bu İtalya gözlemlerinin devamı Antep'te.
Yani oradaki ürünlerin kalitesine bakınca, yediğinizin doğallığına bakınca, sadece yurt dışında doğal olmadığını, Türkiye'de de bazı yerlerde doğal ürün yenilebildiğini ama aslında İstanbul gibi büyük şehirlerde bizim artık doğallıktan tamamen uzak şeyler yediğimizi hissediyorsunuz. Ve aynı şekilde fiyatlar da, yani şimdi Antep fiyatları, Ankara fiyatları, İstanbul fiyatları birbiriyle hiçbir alakası yok. Evet. Yani hani çok Antep deyince akla kadar Antep fıstığı. Antep'te yediğiniz Antep fıstığıyla İstanbul'da yediğiniz Antep fıstığı hiç alakasız. Antep'te 3. sınıf diye satılan fıstığı biz burada yiyoruz. Ve Antep'teki fiyatın 2 katına yiyoruz. En iyi üst düzey fıstığın 2 katına yiyoruz burada. Kalkıp gidip Antep'ten alıp gelsek olacak derdik. Yani bir uçak parasına gidip bavul doldurup geldiğinde karlı bile çıkabilirsin yani. Evet. Evet, bunlar enteresan. Yani bunları tabii yaşayarak görüyoruz. Ben de 23 Nisan'da kızımın okulundaydım, kutlamalarında. Benim de kendi zamanımda tabii, ben ilk kızım daha çok küçük olduğu için yeni yeni bu kutlamalara gidiyorum ama bundan 30 yıl evvele gidiyorum ve kutlamalarda dediğiniz gibi ulusal egemenlikten çocuk bayramına, çocuk şenliğine doğru bir evrilme var aslında. Bu da her yerinde yansıyor. Mesela eskiden bu tarz organizasyonları böyle bir kamu kuruluşları, devletin böyle bir direktifinde aslında organize ediliyordu. Şimdi daha ziyade veliler ve okullar buna sahip çıkıyor. Ve hatta veliler itiraz ediyor. Yani bizim okulda neden bu etkinlik yapılmıyor diye. Bu da ilginç geliyor bana. Çünkü ben İstanbul'da doğmuş, büyümüş biri olarak o dönemde bırakın velileri böyle bir toplantıya kolay kolay getirmeyi, öğrenciler de çok gitmek istemiyorlardı. Yani böyle bir daha İstanbul özelini kastediyorum. Mesela başka şehirlerde farklı hikayeler duydum ama katılım hevesi daha düşüktü ve bu sanki okulun organize ettiği, öğrencilerin de mecburen katıldığı bir şey gibiydi. Şimdi tam tersi oldu. Bu organizasyon azaldıkça insanlar hücum edip... Aslında güzel bir şey. Evet. Sahipleri aynen. Yapılmış. Daha doğal bir hadise. Sadece evet, dediğiniz gibi yani aslında bu bayramın, meclisin kuruluşunun, bizim Ulusal Kurtuluş Savaşımızın örgütlendiği ve yönetildiği yerin kuruluşu olduğu duygusunu, hissini, anlamını ve ulusal egemenliğin monarşiye karşı ne demek olduğunun anlamının da vurgulanması gereken bir bayram. Artık onu da yine kamu kuruluşlarının devreye girerek biraz daha vurgulamasında fayda var herhalde. Evet, hele o çağ için egemenlik tesisi, egemenliğin işte kayıtsız şartsız milletli olduğunun söylenmesi o dönem için hele çok ileri, çok önemli bir adım yani. Evet, kesinlikle. Benim bugün gündeme getireceğim konulardan bir tanesi de bu tam egemenlikle ilgili. Hazır egemenlik kavramını vurgulamışken oraya atlayayım. Avrupa Birliği ve göç politikası tamamen ulusal egemenlik ve Avrupa egemenliği arasındaki bir mücadele halinde süre gelmeye devam ediyor. Geçtiği 10 Nisan'da bir pakt kabul etti Avrupa Parlamentosu ve bu paktta temel amacı sınır güvenliğini arttırıcı önlemler ve tedbirler almak ve şöyle bir ilginç kavram duydum, çok hoşuma gitti, komiğime gitti daha doğrusu. Zorunlu dayanışma, mandatory solidarity diye bir mecburi mecburi. Çünkü neden, Avrupa bu göç dalgası başladığından beri ülkelere gelin bunu beraber yapalım, herkes belli bir ölçüde alsın, işte burden sharing, acıyı paylaşalım gibi bazı yaklaşımlarla gitse de bir türlü gerçekleşmedi. Evet. Çünkü aslında sınır konusu ülkelerin ulusal egemenlik konusu bir anlamda. Bunu Avrupa ile paylaşırken, paylaşacaksa karşılığında da bir şey almamız lazım. Ne almamız lazım? İşte bu yaşanabilecek olası göçten kaynaklı tehditleri paylaşmak, onlarla ilgili işte bu gözetim evlerinin ve geri göndermenin masrafını paylaşmak gibi bazı talepleri oluyor sınırdaki ülkeleri. Bunlar karşılanmayınca ulusal egemenliğinden feragat etmek istemiyor aslında. Fakat bir yandan da Haziran'da gelen Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ciddi bir Avrupa şüphecisi diyeceğimiz sağ partilerin güçleneceği Avrupa Parlamentosu'nda beklentisi var. Ve bunun da temel motivasyonlarından bir tanesi göçmenlere karşı yeterince tedbir alınamıyor olması Avrupa'da ve kaçak göçmen,
irregular göçmen denilen o aslında beğenmediğimiz tabirlerin karşılık bulduğu insanların sayısının artması ve bu olayların bir türlü yönetilemiyor olması. Buna karşılık öyle sert tedbirler var ki mesela sınırdaki gözetim evlerinde çok kısa sürede, yani bu süreyi kısaltıcı, mesela biri oraya bir mülteci iltica başvurusunda bulundu. Belli bir prosedür var ve prosedür uzun sürüyor. Bu prosedür mümkün mertebe kısaltıcı tedbirler. Fakat kısaltmak hoş bir şeyken aslında yanlış karar almayı da beraberinde getirebilecek ihtimali yükseltiyor. Veya hani hata yaptık, kusura bakmayın, hani hızlı karar verdik denilip aslında birçok insanı da geri gönderebilecek bir tavır. Bu da tabii gerçekten iltica başvurusunda olanların, bunu hak etmiş insanların yanlış değerlendirebilme ihtimalini arttırıyor. 6 yaşındaki çocuklara kadar biyometrik bilgi gerektirecek ki bu çok zor sağlanabilecek bir şey birçok ülke için. Tüm bunların içerisinde işte bu zorunlu dayanışma, yani bir nevi artık diyorlar kesinlikle her ülke kendi sorumluluğunu alacak. Mesela bir ülkede çok yığılma varsa başka ülkeye gönderecek ve o ülke bu süreci yönetecek. Bu böyle yıllardır, yani neredeyse bir 10 yılı aşkın süredir aslında yapılmak istenen ama bir türlü ülkelerin kolay kolay geri adım atmadığı bir şeydi. Şimdi Avrupa Parlamentosu'ndan fena da olmayan bir oranda geçmiş. Dün oylamalara da baktım. Yani iki katı kadar oy almış hayır diyenlere karşı. Ve şimdi kendi ülke içi de onaylandıktan sonra uygulamaya başlayacak. Bunun tabii bize katkısı ne olacak? Daha doğrusu yansıması nasıl olur diye düşünürsek, tabii güçlenmiş bir Avrupa sınırı bizdeki mülteci sorununu arttırıcı bir etkisi olur. Avrupa Birliği'nin zaten bu konuda çok eleştirilen durumlardan bir tanesi, biliyorsun, yani kendi içinde de çok tartışmalı bir konu ama özellikle kendi dışına yönelik olarak bu mülteciler konusundaki politikaları genel dünyadaki mültecilik anlamında ve mülteciler politikası anlamında da çok eleştiri alıyor. Yani Avrupa Birliği pek çok ülkeye, işte Afrika'daki olsun, şimdi Türkiye dahil oldu bu gruba, yani Avrupa'nın çeperindeki pek çok ülkeye para vererek bu sorunları orada çözmeye çalışıyor. Yani sonuçta hedefi Avrupa'ya gitmek olan insanları çeperlerdeki ülkelerde ağırlayarak bir anlamda ve esas yükü, mülteci yükünü bu ülkelere yıkarak kendisi açısından sorunu çözmeye çalışıyor. Bu tabii çok eleştiri alıyor. İkincisi de yine Avrupa Birliği'nin bu işte Ege'de de karşımıza çıkıyor. Akdeniz'i de çok görüyoruz. İtalya ile Kuzey Afrika arasındaki sularda çok görüyoruz. Bu geri itmeler, bizim Ege'de de Yunanistan'ın zaman zaman yaptığı geri itme denilen şey, yani mültecilerin botlarla gelmekte olan mültecileri bir anlamda püskürtme ve zaman zaman da bunların hayatlarını kaybetmelerine neden olma gibi bir durum var. Bu da yine Avrupa açısından baktığınızda çok eleştirilen politikalar. Ama tabii Avrupa'nın içine baktığınızda da senin söylediğin işte bir takım ülkeler var ki hiç mülteci almama taraftarı. Orada da Avrupa'nın dışıyla sınır olan ülkelerle ortasında kalanlar arasında bir ciddi fark oluşmuş durumda. Yani Avrupa'nın dış sınırlarında olan ülkeler mültecileri alıyorlar ve bunları aslında diğer ülkelere dağıtmaları beklentisiyle bunu yapıyorlar. Ama o olmuyor. Dış sınırda olmayan ülkeler sonra almıyorlar. Çok az sayıda alıyorlar. 3-5 falan. O da tabii problemleri büyütüyor. Evet, bu Avrupa Birliği'nin dışarıda tutma konusuyla alakalı da bir haber okudum. Dün Associated Press'te çıktı. European Court of Audits, yani ne, Avrupa Birliği'ne bağlı denetçiler mahkemesi bir karar, yani karar demeyelim de bir rapor hazırlıyor ve bu raporda Türkiye'ye yönelik bir eleştiri var. O da şu: Türkiye, yani verilen fonların, bu biliyorsunuz zamanında bir 6 milyar euro kadar bir fon alındı ve bu fonların özellikle bazı noktalarda, mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın adı geçiyordu, etkisinin analiz edilmediği. Yani bu fon harcanıyor fakat sonuç alınıyor mu? Sonuç alınıyor mu belli değil. Ve bizim hani kendi akademisyen olarak da bütün bu başvurduğumuz proje döngülerinin içerisinde bir impact assessment, etki değerlendirmesi kısmı var.
o etki değerlendirmesinin aslında ne kadar önemli ve teknik bir mesele olduğu ve bunun belki bir sonraki bütçe talebimizde veya işte bir yardım talebinde Avrupa Birliği'nden bu konuyla ilgili gündeme geleceği net gibi. Bir etkinlik yapılıyor, bir eğitim veriliyor veya işte okullara bir para aktarılıyor. Fakat orada kaç öğrenci eğitim alıyor? Bu öğrenciler nasıl bir gelişim sarf etti? Buna dair yeterli fikir yok. Şimdi Avrupa Birliği tabii bunu 6-7 yıldır uyguladığı bir şey. Aslında bu yardım yapıp göçmenleri dediğiniz gibi bir yerde bekletmek, tutmak. Fakat bununla ilgili yeterli gözetmenliğini, monitör kapasitesini bir türlü arttırmış değil. Ve bu aslında kanayan bir yara. Sahada olduğunuz zaman bunu daha da net görüyorsunuz aslında. Ve hatta göçmen karşıtlığının da önemli noktalarından bir tanesi göçmenlerin gereksiz ve ekstradan yardım aldığı iddiaları. Bunda böyle bu tarz bazı nasıl söyleyelim takip edilmeyen olaylar yüzünden. İşte mesela göçmenlerin kursiyere dönüşmesi hikayesi bir ara vardı. Çünkü işte devamlı bir kurslara başvurup aslında o kursların onları eğittiği işlerde çalışmıyorlar. Tekrar kursa başvuruyorlar. Çünkü kursta öğrenci olmak daha iyi gibi. Bu aslında göçmenlerin azınlığını ilgilendiren bir konu olsa da intiba olarak etkisi çok büyük. Yine tevatür yani aslında hikayesi. Yayılıyor. Yayılıyor ve göçmen karşıtlığında ciddi bir şekilde arttırıyor. Bu Avrupa Birliği demişken bu hafta çok tartışılan konulardan bir tanesi de Avrupa Birliği Komisyonu'nun 17 Nisan'da Ukrayna, Orta Doğu ve Türkiye konulu aldığı bir kararlar silsilesi var. Tabii esas bizim Türkiye'de tartışılan kısmı ve özellikle de Türkiye'de Avrupa Birliği destekçisi diye düşündüğümüz insanları veya kanaat lider önderlerini hayal kırıklığına uğratan bir anlamda da çok rahatsız eden bir karar aldı konsey. Böyle karar çok kısaca iki kısımdan oluşuyor. Aslında birinci kısım fena değilmiş gibi dururken ikinci kısımla vuruyor. Ters köşe yapıyor. Birinci kısımda diyor ki, çok özet olarak söylüyorum tabii. Yani Türkiye ile ilişkiler Avrupa Birliği için stratejik önemlidir. Buna çok değer veriyoruz. Aynı zamanda özellikle Doğu Akdeniz'de ve yakın bölgelerde Türkiye ile işbirliği yapmayı da Avrupa Birliği için stratejik önemde görüyoruz. Bu nedenle de Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmesi konusunda işte ne diyor, böyle yaratıcı, geri çekilebilir ve stratejik açılımlar yapsın diyor. Şimdi bu güzel gibi gözüküyor. Fakat bir sonraki madde en az bu kadar uzun yazılmış ve bu çerçevede diyerek başlıyor. Şimdi bu çerçevede deyince yukarıya bağlıyor olayı. Yani ayrı bir madde olsa tamamen bağlı değil diyeceğiz ama Avrupa bu çerçevede diyor Avrupa Birliği Kıbrıs sorununun çözülmesi görüşmelerine en üst düzeyde önem verir. Ve Türkiye ile olan işbirliğinin, Avrupa Birliği Türkiye işbirliğinin ilerletilmesinin bununla olan ilişkisini görür, tanır, kabul eder. Şimdi bu Türkiye'de çok tepki çekti. Hükümetten de bir tepki geldi ama yani ben şeyi daha çok önemsedim. Yani normalde Avrupa Birliği'ni destekleyen veya Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini destekleyen insanlar bundan büyük hayal kırıklığına uğradılar. Çünkü herkesin beklentisi artık Avrupa Birliği'nin bu kadar şey olduktan sonra işte Ukrayna'daki durum ortada, Orta Doğu'daki durum ortada, Türkiye-Yunanistan yakınlaşması çabaları ortada. Bütün bunlardan sonra Türkiye'ye bir açılım yapması beklentisi vardı. Hiç değilse belli konularda yakınsama, yakınlaşma olması beklentisi vardı. Şimdi dönüp her şeyi bu maddeyle birlikte Kıbrıs'a bağlamış gözüküyorlar. Ve Kıbrıs'ta ilerleme olması, Kıbrıs'ta müzakerelerin yeniden başlaması, Türkiye ile başka konulardaki işte gümrük birliği tartışmaları var, onun yenilenmesi tartışmaları var. Vizelerindeki sorun çok büyümüş durumda, onunla ilgili tartışmalar var. Türkiye'nin Avrupa Birliği dış politika, güvenlik politikalarına katılımı konularının tartışılması falan. Yani bu kadar ciddi, önemli, büyük meseleler varken bunları getirip iki defa son dönemde veya yakın dönemde diyeyim iki defa büyük başarısızlığa uğramış ve hayal kırıklığı yaratmış Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına bağlayınca hani bu İngilizce non-starter deniyor buna. Ya başlayamayacak bir şey olduğunu
ne ortaya koyuyor yani. Evet, Kıbrıs ilerleme kaydetmemiz için ciddi bir kırmızı çizgi ve onu da ilk madde olarak oraya yazmak, o dokümana yazmak bize bir mesaj aslında. Evet, yani Kıbrıs, yani biz bu Türk-Yunan Forumu olarak bir süre önce Kıbrıs'ta iki toplumun liderleriyle görüşmeler yaptık. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'yla hem de kendi ifadeleriyle Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'yla görüştük. Mesela o görüşmede Kıbrıs Rum tarafının lideri bize hani Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini baltalamayacağını, Rum tarafının bir politika değişikliği yapacağını ve bunu baltalamayacağını ve farklı bir cumhurbaşkanı olacağını söylemişti. Yani çok inandırıcı gelmemişti bize zaten ama yani bu süreç gösteriyor ki pek öyle olmayacak. Yani burada Kıbrıs'ta en son Türkiye razı oldu ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin özel temsilci de denmiyor, kişisel temsilcisi atandı. Çünkü Kıbrıs bağlamında özel temsilcinin bir başka anlamı var. Daha özel temsilci güvenlik konseyine rapor ediyor. Türkiye bunu kabul etmemişti. Şimdi 6 ayına ve Temmuz'un ortasında süresi doluyor galiba. Genel sekreterin kişisel temsilcisi var. Ve hani Kıbrıs'ta müzakereleri başlatmak üzere bir niyet var mı ve ortak bir nokta var mı diye bakıyor. Şu ana kadar bütün arayışlarında bulamadığına dair izlenimimiz var bizim, edindiğimiz bilgiler. Şimdi böyle bir ortamda yani Türkiye'yi müzakereye zorlamaya çalışmak Avrupa Birliği için de yani gerçekçi değil. Yani Türkiye üzerinde Avrupa Birliği'nin herhangi bir kaldıraç gücü, etkisi, nüfuzu kalmamış durumda. Böyle yaptıkça daha da azalıyor. Yani ne yapmaya çalışıyorlar sorusu, hani Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi tamamen uzaklaştırmaya çalışıyor açıklamasından başka bir açıklama kimsenin aklına gelmiyor. Çünkü böyle yaparak Türkiye'den bir şey elde etmek mümkün değil. Mümkün değil. Burada bir havuç yok. Yani yine evet. Gayet böyle yani sopa, bizim istediklerimizi yap yani. Ondan sonra bakacağız gibi bir durum çıktı. Evet. Ya yani Haziran'dan sonra tabii Avrupa Birliği'nde bu parlamentonun değişimi ve akabinde de komisyon başkanı Ursula von der Leyen'in evet. değişeceği artık kesin gibi gözüküyor. Yerine de hemen bir takım adaylar orada çok kontrol. Rekabet var gördüğüm evet, kadarıyla. Evet. Bayağı çalışan bir grup insanlar var. Var ve ciddi de adaylar var. İşte IMF'in başındaki kadın gibi. Birçok önemli düzeyde insan için Avrupa Komisyonu Başkanlığı tabii ki çok ciddi bir tabii. pozisyon. Yani kolay reddedilebilecek bir pozisyon benim değil. Benim duyduğum isimler arasında bazı ülkelerin başbakanları da var. Da dahil olmak yani, mevcut başbakanları var yani. Orayı bırakıp oraya gitmeyi. Hırvat başkanı mı? Başbakan eski. Evet. O da var. Bakalım orada da yeni bir Avrupa çıkacak. Ha, bu Avrupa yeni Avrupa çıkacak ama yeni Avrupa'nın Türkiye'ye daha olumlu bakacak bir Avrupa olacağını şimdiden öngöremiyoruz. Ya bakın şöyle bir sorun var Avrupa'da. Yakın dönemde yani Türkiye söz konusu olduğunda bir garip bir durum var. Yakın dönemde Avrupa Birliği özellikle Ukrayna konusunda adım atmaya karar verdi ve belli miktarda bir para ayırdı bu Ukrayna'ya silah yardımları konusunda. Ama Ukrayna'nın şu anda en çok ihtiyacı duyduğu şeylerin başında, hani uçak uçağı bir kenara bırakıyorum, onlar ayrı meseleler ama bu 155 milimetrelik top mermisi var. Çok böyle herkes artık konuştuğu için artık herkes uzman oldu bu konuda diye düşünüyorum. Ya da herkes bir kere en azından duydu. Avrupa'da bunu üretme kapasitesi şu anda yok. En çok üretme kapasitesi yakın coğrafyada Türkiye'de var. Amerika Birleşik Devletleri de bunu istiyor. Türkiye bunu üretsin, satsın. Ama bu parayı ayırdıklarında Avrupa Birliği içerisinde Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin eklettikleri bir maddeyle Türkiye'den bunları satın alınmaması. Niye? Çünkü bunlar satılırsak Türkiye'nin savunma sanayine katkı sağlarız. Bunun üzerine işte Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'de bunu üretebilecek firmalardan bir tanesiyle anlaşıp bu firmayı üretim hattını Türkiye'den Amerika'ya, Texas'a taşıyıp Texas'ta ürettirip oradan Ukrayna'ya göndermeye kalktı. Yani böyle hani kulağa dolan başlı yoldan göstermeye zorunda bırakıyor Avrupa Birliği. Niye? Yani sizin için önemli olan şey nedir? Ukrayna'nın önceliğiniz kurtarılması nedir? Mı? Ya da Rusya'nın Ukrayna'ya geçip Avrupa kapısına dayanması mı? Bu mu önceliğiniz yoksa Türkiye buradan para kazanmasın, işte savunma sanayine destek olun, bu mudur yani? Bu kadar basit mi bakılacak? Evet mesela? Ki Türkiye'nin savunması da Avrupa için her zaman en önemli sınır yani. Kapısı ve
Hem göç konusunda bunu gördük, hem Rusya'nın tehditleri konusunda gördük. Orta Doğu konusunda bunu tabii görüyoruz. Yani bu Avrupa'nın savunma sanayisinin güçlü olması hep öyle denirdi değil mi? NATO perspektifinde. Hatta böyle Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılmasıyla ilgili argümanlardan bir tanesi Türkiye'nin NATO'daki tecrübesi ve dolayısıyla oluşabilecek bu Avrupa güvenlik ve savunma politikasına katkısının yüksek olabilme ihtimali. Bir de çok enteresan bir döneme giriyoruz. Yani pek çok kişi belki farkında değildir. Yani çok ufak değil bunlar. Yani savaşlar arttı, daha çok yakın coğrafyada oluyor falan ama daha uzun vadede mesela bir takım ülkeler kendi savunma harcamalarını çok arttırmış durumdalar. İngiltere bir süre önce ülke içerisindeki ana kıtayı savunma gücü diye bir tercüme edebileceğimiz 2. Dünya Savaşı'nda harekete geçirmiş olduğu bir yapıyı yeniden oluşturmaya karar verdi. Bu biraz insanlara şaşırtıcı geldi, garip geldi falan ama başka bir şey. Bu hafta İngiltere hükümeti çok büyük bir savunma harcaması için bütçe ayırdığını açıkladı ve 5 yıl içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra NATO içerisindeki en büyük askeri güç haline gelecek. Avrupa'nın en büyük gücü haline geleceğiz. Bunu hedefliyoruz. Savaş hazırlığı bu aslında. Yani İngiltere bunu yapmaya başladı. Sadece İngiltere değil, işte Kuzey Avrupa'daki bir takım ülkeler de onları takip ederek savunma harcamaları çok yükselttiler. Yani Avrupa güvenliği açısından belki bizim gördüğümüz ya da görmediğimiz çok farklı şeyler oluyor ve giderek sertleşen bir durum var. Herkes bir hazırlık içerisinde. Yani mesela Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda Rus ekonomisini şu anda tamamen savaş ekonomisine dönüştürdüğü, Rusya'nın farklı bölgelerinde savaş için silahlar ürettiği ve dolayısıyla burada ilk baştaki zafiyeti giderdi. Buna karşılık Avrupa'da depolardaki bütün silahların yedek malzemenin kullanıldığı ve şimdi onu yerine koymak için altyapının olmadığı, üretimin olmadığı konuşuluyor. İşte İngiltere'de bu yüzden çok büyük endişe içerisinde. Kendi yatırımını yapıyor. Dolayısıyla hani daha büyük düşünmek için bundan daha uygun bir zaman olamaz diye tahmin ediyorum ama Avrupa Birliği bunu yapmamayı tercih ediyor. Tercih ediyor. İlginç aslında bu yani bu konuya girince şimdi 2 Mayıs'ta da Bahçeşehir Üniversitesi'nde bir etkinlik düzenleyeceğiz. Sizin de konuk olduğunuz. Onun da reklamını buradan yapalım. Evet. Nasıl bir etkinlik? 2 Mayıs'ta NATO'nun 75. yılı etkinlikleri kapsamında ve Avrupa Güvenliği ve NATO'nun transformasyonu başlığında Dış Politika Enstitüsü ile ortak bölümümüzün bir etkinliği var. Orada da Mustafa Aydın hocamız, Tarık Oğuzlu ve Ebru Canan Sokullu hocalar bu konuda bir konuşma yapacaklar. Kamuya da açık. Dolayısıyla katılmak isteyenleri bekleriz bu önemli toplantıya. Bu tabii bu yıl Avrupa'nın diyorum NATO'nun kuruluşunun 75. yılı. Dolayısıyla o çerçevede çok fazla da toplantı ve etkinlik yapılıyor aslında. Ama Türkiye'de o kadar göz önünde olmadı bu konu. Evet. Herhalde 50. yılındayken NATO daha önemliydi Türkiye'de. Şimdi 75. yılı. Doğru. Bu biraz azaldı ama anlattığınız kadar. Mesela İngiltere'nin ben 2005'te Avrupa Birliği yüksek lisansına gittiğimde güvenlik ve de savunma politikaları çalışmak üzere gitmiştim. O zamanki mesela tartışma hep Fransa'nın özel bir askeriye kurma isteği, İngiltere'nin de NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sağladığı güvenliği kafi görmesine bağlı böyle bir genel jeostratejik değerlendirme vardı. Şimdi o zaman İngiltere'de artık biraz ipleri eline almak istiyor. Ama İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı biliyorsun artık. AB'den dolayısıyla çıktı. İngiltere'nin yaptıkları aslında bir NATO çerçevesinde, iki kendi güvenliği çerçevesinde, ulusal güvenliği çerçevesinde, Avrupa Birliği içerisinde değil. Fransa biraz eleştiriler onun içindeydi. Evet ama bu acaba yarattığı işte bütçe Amerika'nın güvenliğini komplement edecek, tamamlayıcı bir şey mi yoksa rakip olacak bir şey mi? Sanmıyorum ya. İngiltere pek öyle rakip olacak bir şey üretmez. Onlar genellikle birbirine, yani çok uzun zamandır bu böyle tabii. İkinci Dünya Savaşı'nda itibaren diyeyim. Birbirini tamamlayan bir yapı oluşturuyorlar. O açıdan bence önemli ve enteresan bir gelişme. Evet. Son bir sorum var hocam. O zaman bizim olmadığımız 2 haftadır gündemdeydi.
Türkiye'nin Irak ziyareti, Almanya'nın Türkiye ziyaretiyle beraber İran-İsrail ilişkileri bir kriz yükseldi ve bugün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri Kongresi de Ukrayna ve İsrail'e ciddi bir yardım yapacağını, yaklaşık 100 milyar dolara yakın bir yardımı taahhüt etti. Bu da önemli bir herhalde aşama. Biz bu İran-İsrail hadisesinde ne beklemeliyiz? Yani bu bir gövde gösterisi oldu ve sizce detanta doğru gidiyor mu? Orta Doğu'da klasik alıştığımız bir hikaye mi, yoksa daha tedirgin olmalı mıyız? Yani kısa dönemde daha tedirgin olmamızı gerektirecek bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Kısa dönemde iki taraf birbirlerini test ettiler. Birbirlerinin caydırıcıklarını test ettiler. Ve birbirlerinin savunmalarındaki zafiyetleri öğrenmek üzere bir takım adımlar attılar. Süreci yani pek çok analizci uzman hep hani İsrail'de Netanyahu'nun bu Orta Doğu'daki savaşı genişletmeye çalıştığı, bu yolla kendisini de rahatlatmaya çalıştığını düşünüyor ve hani Netanyahu'nun bu meseleyi büyütüp İran'la bir gerginliği tırmandırmaya çalışacağını düşünüyordu. Ama diğer taraftan bakınca bir kere İran kesinlikle gerginliği tırmandırmaya çalışmıyor. İşi başlatan İsrail, biliyorsun yani aslında antik çağlardan beri oturmuş olan bir kural vardır. Yani ülkelerin diplomatik misyonlarına saldırmazsınız, ne olursa olsun vurmazsınız. İşte hastaneler vurulmaz, ibadethaneler vurulmaz, diplomatik misyonlar vurulmaz vesaire. İsrail biliyorsun şeyi vurdu. Yani Şam'da İran'ın diplomatik misyonunu vurdu. Yani insanlar yaralandı. Bir ya da iki ölü vardı. Dolayısıyla buna İran'ın hiçbir şekilde karşılık vermemesi mümkün değil. Karşılık vermezse o stratejik caydırıcılık etkisini kaybetmiş olacaktı ve bu İsrail'e önemli bir avantaj sağlayacaktı. Ama İran karşılık verirken anladığımız kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri ile ve dolaylı olarak İsrail'le ciddi bir işbirliği yaptı. Bir müzakere süreci geçti. Ve verirken de karşılık çok yani enteresan, hassas bir karşılıktı. Çok sayıda füze atıldı ama ve roket ve füze atıldı. Ama bunların neredeyse hemen tamamı Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin de desteğiyle İsrail tarafından havada durduruldu. Ve başka ülkelerin hava sahaları falan da, Ürdün hava sahası gibi de kullanıldı bunun için. Orada böyle Türkiye'den kullanıldı mı diye tartışıldı. Orada çok netleşmedi durum ama sanırım kullanılmadı diye tahmin ediyorum. Fakat enteresan olan bir şey, burada İran bir şey gösterdi. Attığı onca füze işte havada durduruldu vesaire vesaire ama iki füze veya roket İsrail'in F-35 filosunu tuttuğu havaalanının runway'ine, yani uçakların kalktığı pistlere, iki pistin kenarına tam düştü. Ve bu tesadüf olarak düşmedi diye düşünüyoruz fotoğrafa bakınca. Yani İran bu vuruşu yapabileceğini, isterse vurabileceğini İsrail'e göstermiş oldu. Bu stratejik açıdan bir önemli bir mesaj. Yani stratejik dengeyi sağlamak açısından. İsrail buna da karşılık vermek gerektiğini hissetti. O da ufak çaplı bir şey düzenledi. İşte düzenledi mi düzenlemedi mi, o da çok tartışıldı ama İran böyle bir saldırı olduğunu söyledi. İsrail de orada yine İran'ın uzak köşelerine ve nükleer üretim yaptığı santrallerin olduğu bölgelere doğru hedef aldı. O da onu gösterdi. Hani gerekirse ben de buraları vurabilirim. Dolayısıyla bence bu iş şimdilik böyle kapandı. Büyümeyecek gibi düşünüyorum ben. Evet, umudumuz bu yönde. Ama yani çünkü iki tarafta o stratejik caydırıcılığı gösterdi. Yeniden tesis etmiş oldu. Evet. Yani umarız burada da durur. Çünkü bölgede olan herhangi bir güvenlik sorunu bize de ziyadesiyle yansıyor. Hiç sekmiyor bizden. Hiç sekmiyor. Mutlaka buraya bir değiyor. Peki bugünlük bu kadar. O zaman Tevatür'ün 3. bölümünü burada tamamlıyoruz. Spotify'da, podcast'ten, Global Akademi sayfasından da bunu takip edebilirsiniz. Bağır Radyo'da dinleyicilerine selamlar.